turizmde bir tezgahtarlık yapıyorum. Ayrıyeten de avukatlık hukuk bürosunda çalışıyordum danışmanlık yaparak. Hayatımızı idame ettiriyoruz oğlumuzla. Her gün sabahleyin biz sahile geliriz, yürüyüş yaparız. O yürüyüş yaptığımız günün birinde yumurtaları ortada ve anne karettanın araçların üzerinden geçmesi sebebiyle ortadan ikiye bölünmüş halde bulduk. Önce yumurtaları gömdük. Sonra Taha dedi ki anne biz onları kurtarmalıyız. Kanunda bildiğim bir tek şey vardı. 2872 sayılı kanun karetta deniz kaplumbağalarının habitatlarının korunması ile ilgiliydi. Oradan işte değerli kaymakamımız ve belediye başkanımızdan talep ettik ve araçların en çok geçtiği Mendirek bölgesini hendekle ikiye böldük. Böylelikle offroad araçlarını durdurduk. Lakin bunda da kalmadı. Araçlarımız girişe devam ettiler. Bilgilendirme tabelaları koyduk, levhaları. Ve biz bir karar verdik ve buraya bir çadır kurduk. Çadırda yatmaya başlayarak geceleri de karettaları koruduk. Sonra dernekleşmeye karar verdik. Yani bunu bizim bir hayatımız haline getirdik. Ve Dekafok Derneği, deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları koruma ve yaşatma sivil toplum kuruluşu. Dekafok'un amacı aslında bir bilgi ve gözlem merkezidir. Hani insanların bilgilendirme taleplerine cevap verdiğimiz bir merkezdir. Mendirek bölgesine değil, ayrıyeten 65 kilometrelik Manavgat sahillerine hizmet ediyoruz. 2020 yılında başarılı çalışmalarımızın karşılığında 62 bin karette juvenil bireyini, 2 adet Akdeniz fokunu, 6 bin kök kum zambağını koruyup kurtardık. Bu garip değil, olması gereken şey. Bir kadın olarak düşünmeyin bunu. Her insanın yapabileceği bir durum. Benim yerimde, benim imkanlarımda kim olsaydı bunu yapardı? Çünkü o kaplumbağaların gözüne bir kere bakıyorsunuz ve dünyanız değişiyor. Ben çok güzel bir evde oturuyorum. Stelottoları topuklu ayakkabılarla gezen, her gün kuaföre giden bir kadındım. Tırnaklarımda hiçbir zaman ojesiz ve manikürsüz gezmezdim. Şimdi bakın ayağıma çekiş düştü. Bu zor süreç gibi görünse de aslında çok eğlenceli. Çünkü hem karettaları kurtarıyorsunuz, hem bir farkındalık oluşturuyorsunuz, hem de çocuklar. O kadar çok geliyorlar ki bilgi açlığı yaşıyorlar. Onları o sevgiyle doyururken acayip siz de mutlu oluyorsunuz ve günün nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz. Gözlem merkezimiz var. Resmi izinlerini aldığımız, yalnız paramız olmadığı için yapamadığımız bilgi gözlem merkezimizi de kurmayı hayal ediyoruz. Allah ömrümü, kalan ömrümü önce evladıma sonra karettalarıma feda olsun demiştim. İnşallah yaşarım ve ben yaşadığım sürece bunu devam ettiririm. İşte evde iyi bir durumdayken kalkıyorsunuz, bir çadırda yaşıyorsunuz. Çok kısıtlı bir imkan. Bu çok zor olmalı, dışarıdan çok zor görünmeli ama harika bir ortam. Kendimizi hiç bu kadar mutlu hissetmemiştik. Daha güzel bir sahil, yani ülkemiz için en azından hem turizm açısından hem güzellik açısından hem de doğa için çok güzel bir güzellik. Annemle birlikte yürüyoruz, ben yardım ediyorum anneme.